F-16'lar ne olacak? Bizim şimdi F-16 konusunda ki ihtiyaçlarımızı ilgili kurullarımıza belirledik ve bunlar normal bir rutin faaliyet olmak üzere bu yabancı askeri satışlar kapsamında FMS dedikleri satışlar çerçevesinde Amerikalara müracaatımızı yaptık. Onlarla üçü Türkiye'de olmak üzere, biri Amerika'da olmak üzere dört askeri heyetle de toplantı yapıldı. Ve şu anda bizim muhatabımız olan askeri heyet, Amerikan askeri heyeti ve onların bünyesinde olduğu Amerikan Savunma Bakanı bizimle yaptığı görüşmelerde, konuşmalarda bu tedarikin ve modernizasyon çalışmasının desteklediğini söylüyorlar, destekliyorlar. Ve hatta onların söylemesiyle biz dediler yalnız biz çalışmayalım, efendim siz de biraz çalışın, dolayısıyla heyet gönderin. Daha sonra burada değerlenip toparlanıp bir milletvekillerimizden müteşekkil heyetler iki kere, üç kere gittiler. Yani bunu şimdi olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Olumlu olmazsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ha olumlu olmazsa ne olur? E şimdi bir iş bitmeden öbürüce geçilmez. Yani bir takım isimler telaffuz ediliyor. Şu ülkede bu var, bu ülkede bu var. Onlara girmiyoruz. Şimdi biz şu anda F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz. E tabii ki bizim de kafamızda başka şeyler de var. Bu S-400 mesela bu devamlı gündeme geliyor. Arkadaşlar gerçekten burada bizim S-400'e gibi bir problemimiz yok. Bir, başına geçerecek bu olayın. Biz zamanında normal NATO üyesi olmaktan dolayı, Batı blokuyla beraber çalışma olmaktan dolayı Avrupa, Amerika. Bu nedenle tabii ki biz işe başlarken ülkemizin bu 85 milyonun ve ülkemizin hava savunmasını uzak efendim menzilli hava savunma, bölge hava savunma sistemi tam adı. Bunu temin etmek için biz nereden başladık? Amerika'dan başladık, Patriot'tan başladık, SAMTİ'ye geldik. Olmadı. Onun için peki ne yapacağız? Buna da ihtiyacımız var. O günkü şartlar, o gün görüşmeler, konuşmalar vesaire S-400 oldu. S-400 nerede? S-400 yerinde. Ve kullanılmaya hazır arkadaşlarım. S-400'ün intikal süresi var. İntikal süresi olduktan sonra gittiği yerde efendim ben diyeyim bir saat, 30 dakika diyorlar da kitabında. Ben bir saattim. Hazır, her şey hazır. Burada burada sorun yok. Herhangi bir şekilde böyle bir tehdit, öyle bir tehdit geliştiği takdirde ülkemizin hava savunmasını nerede olacağına karar verdikten sonra bunu götürür ve kullanırız arkadaşlar. Kuleli'nin herhangi bir şekilde müze olması söz konusu değil. E şimdi Kuleli işte oradaki çalışmalar yapıldı. Harp okulları 5 yıla çıktı. Bilmeyenler için. Dolayısıyla okullarımızın kapasitesi Karadeniz Hava 4 yıllık müfredata göre hazırlanmış durumda. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması. 5. sınıfı nereye koyacağız? 5. sınıfı da işte Kuleli'ye koyduk. Dolayısıyla hazırlık sınıfı orada. O da 3 harp okulu birden orada derslerini yapıyorlar. 5 dakika daha ek süre veriyorum. Efendim, yok bitti. Yok 5 dakikaya gerek kalmayacak inşallah. Değerli arkadaşlar, böylece gündemimizdeki kurum bütçe kesin hesap ve sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler kesin hesabı okutuyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesini okutuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kesin hesabı okutuyorum. 85 milyar 610 milyon etmeyenler kabul edilmiştir. Böylece Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe ve kesin hesabı kabul edilmiştir. Hayır.